Kimler işçidir? 4857 sayılı İş Kanunu'nun 2. maddesinde işçi ve iş ilişkisi şöyle tanımlanmıştır. Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ise hizmet sözleşmesini madde 393'te, hizmet sözleşmesi, işçinin işverene bağımlı olarak belirli veya belirli olmayan süreyle iş görmeyi ve işverenin de ona zamana veya yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir, şeklinde tanımlamaktadır. Evrensel İşçi Hakları. Birleşmiş Milletler işçi haklarını desteklemek için İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine 2 madde eklemiştir. Bu maddeler. Madde 23. 1. Her şahsın çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil ve elverişli çalışma şartlarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. 2. Herkesin, hiçbir fark gözetilmeksizin, eşit iş karşılığında eşit ücrete hakkı vardır. 3. Çalışan her kimsenin kendisine ve ailesine insanlık haysiyetine uygun bir yaşayış sağlayan ve gerekirse her türlü sosyal koruma vasıtalarıyla da tamamlanan adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır. 4. Herkesin menfaatlerinin korunması için sendikalar kurmaya ve bunlara katılmaya hakkı vardır. Madde 24. Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. İşçilerin temel anayasal hakları nelerdir? Çalışanların temel haklarının başında, çalışma hakkı ve özgürlüğü gelmektedir. Anayasa, bireylere çalışma hakkını sosyal bir hak olarak tanımıştır. Çalışanların temel hakları, kadın ve genç işçilerin korunmasına bağlı olarak gelişmiş, sosyal güvenlik hakkı, örgütlenme hakkı, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı, iş güvencesi hakkı, dinlenme hakkı, işçi sağlığı ve güvenliği hakkı temel sosyal haklar olarak kabul edilmiştir. Anayasamızın 2. maddesine göre TC, sosyal bir hukuk devletidir. Sosyal devlet, güçlü karşısında zayıfı koruyucu bu kişilerin toplumsal eşitsizliklerden kaynaklanan mağduriyetini azaltıcı şekilde insan onuruna yaraşan asgari bir yaşam düzeyini sağlamalıdır. Anayasanın 49. maddesine göre, çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır. Anayasanın 60. maddesinde düzenlenen sosyal güvenlik hakkı, herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Örgütlenme hakkı, toplu iş sözleşmesi ve grev hakkı, anayasada, çalışanların ve işverenlerin, üyelerinin çalışma ilişkilerinde ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için, önceden izin almaksızın, sendikalar ve üst kuruluşlar kurma hakkına sahip bulundukları hükme bağlanmıştır, ay bölü metre, 51 bölü 1. Ücretsiz çalışma yasağı, angarya yasaktır, ay bölü metre, 18. Asgari ücretin sağlanması ve adil ücret hakkı, anayasanın 55. maddesine göre, ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları ise uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır. Asgari ücretin tespitinde ülkenin ekonomik ve sosyal durumu göz önünde bulundurulur. Tırnak işareti, dinlenme hakkı, madde 50 kimse, yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlar ile bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar. Dinlenmek çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir. Hizmet akdi ve iş sözleşmesi. Aşağıda verilen kanun maddeleri üzerine hem çalışan hem de işveren bakımından muhakkak iş sözleşmesi ile çalışılması gerekmektedir. Aksi halde işveren için SGK idari para cezaları söz konusudur çalışan. Sözleşmeli çalışma, işçi için sigorta prim gün sayısının tespiti için yararlı olmakta, aynı zamanda işverenle anlaşmazlıklarda delil teşkil etmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu 2. bölüm İş Sözleşmesi Türleri ve Fesi bölümünde madde 8'de iş sözleşmesi, bir tarafın işçi bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın işveren da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, kanunda aksi belirtilmedikçe, özel bir şekle tabi değildir.
süresi 1 yıl ve daha fazla olan iş sözleşmelerinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Bu belgeler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır. Yazılı sözleşme yapılmayan hallerde işveren işçiye en geç 2 ay içinde genel ve özel çalışma koşullarını, günlük ya da haftalık çalışma süresini, temel ücreti ve varsa ücret eklerini, ücret ödeme dönemini, süresi belirli ise sözleşmenin süresini, fesih halinde tarafların uymak zorunda oldukları hükümleri gösteren yazılı bir belge vermekle yükümlüdür. Süresi bir ayı geçmeyen belirli süreli iş sözleşmelerinde bu fıkra hükmü uygulanmaz. İş sözleşmesi 2 aylık süre dolmadan sona ermiş ise, bu bilgilerin en geç sona erme tarihinde işçiye yazılı olarak verilmesi zorunludur. Bir iş yerine girdiğinizde hizmet akdi veya iş sözleşmesi imzalamadığınız durumlarda çalışan için sigorta günlerinde eksiklik çıkar, bu da emekliliğe etki eder. Deneme süresi. 4857 Kanun MD-15'te deneme süresi en fazla 2 ay, toplu iş sözleşmeleriyle 4 aya kadar uzatılabileceğini belirtmektedir. Deneme süresi bir işçinin iş yerine ve işine uyum sağlayıp sağlayamayacağının anlaşılması için geçen süredir. Ancak bunun SIGORTA'YLA bir ilgisi yoktur. İşverenler işçileri sigortasız çalıştırmak için deneme süresini bahane ederler. İşverenlerin bu tutumu yasa dışı olup işçileri kandırmak ve oyalamak söylemektedirler. Bir aylık bir iş için bile bir iş yerine girseniz bile, işveren sizi işe girmeden bir gün önce SSK'ye bildirmek ve sigortalı çalıştırmak zorundadır. Peki sosyal güvenlikte deneme süresi var mıdır? Sosyal Güvenlik Kanunu'nda deneme süresi hiçbir şekilde yer almamakta ve uygulama alanı bulunmamaktadır. İşçi çalışmaya başladığı tarih itibariyle işverenler tarafından sigorta bildirimi yapılması zorunludur. Deneme süreli iş sözleşmesi ile çalıştırdığı için işçisini sigortalı yapmayan bir işverenin iş yerinde yapılacak incelemede işçinin sigortasız çalıştırıldığı tespit edilirse, işveren tespit tarihinden itibaren 1 yıl boyunca 5 puanlık indirimden yararlanamaz. Burada dikkat edilecek nokta ise deneme süresinde işveren işçiyi iş yerinden atarsa ihbar tazminatı ödemekle yükümlüdür. İşçinin çalışması gereken süreleri ve ne kadar fazla süreyle çalışabilir. Yürürlükten kaldırılan 1475 sayılı İş Kanunu MD-61'de çalışma süresi günlük 7,5. Haftada en fazla 45 saat olarak belirlenmiş, şu an yürürlükte olan 4857 sayılı İş Kanunu'nda MD-41'de ise günlük çalışma süresi yerine haftalık çalışma süresinin esas alınması kabul edilmiştir. Yani haftalık çalışma 45 saat olarak belirlenmiş, aynı kanunda 45 saati aşan çalışmalarda ise işçinin yazılı onayı olması gerektiği özellikle belirtilmiştir. 4857 kanunun MD-41 ila 8 bendine göre fazla çalışma için üst sınır olarak yılda 270 saat öngörülmüşse de bu sınırın aşılması halinde Yargıtay, bu tür çalışmaları fazla çalışma ücretine hak kazandıran çalışmalar olarak değerlendirmektedir. İşçinin fazla çalışma ücretine hak kazanabilmesi için temel kural, işçiden fazla çalışma yapmasının işverence istenmiş olmasıdır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun bir kararına göre, işveren işçiye fazla çalışma yapılmamasını yazılı olarak bildirmiş, ancak işçiden fazla çalışma yapmak suretiyle yerine getirilebilecek bir işin yapılmasını istemişse, fazla çalışmanın söz konusu olabileceği ifade edilmiştir. İspat. Fazla çalışmanın ispatı konusunda iş yeri kayıtları, özellikle iş yerine giriş çıkışı gösteren belgeler, iş yeri iç yazışmaları, delil niteliğindedir. Ancak, fazla çalışmanın bu tür yazılı belgelerle kanıtlanamaması durumunda tarafların dinletmiş oldukları tanık beyanları ile sonuca gidilmesi gerekir. İş yerinde çalışma düzenini bilmeyen ve bilmesi mümkün olmayan tanıkların anlatımlarına itibar edilmez. İhbar tazminatı, iş sözleşmesine uygun olarak hizmet sözleşmesinin ihbar süreleri tanınmadan feshedilmesi durumunda fesheden tarafa, fesheden tarafından ödeneni tazminata ihbar tazminatı denir. Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin 4857 İş Kanunu'nun 17. maddesinde belirtilen esaslara uyulmadan sona erdirilmesi halinde işi terk eden işçi ya da işçinin işine son veren işveren aynı maddede belirtilen bildirim önerilerine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlüdür. İhbar tazminatı, ihbar öneli verilmemiş işçilere verilmektedir. Eğer, işçiye iş yerindeki kıdem süresine göre önceden iş akdinin feshedileceği belirtilmiş ve günlük 2 saat iş arama izni kullandırılmış ise, ihbar tazminatı verilmez.
Bunun haricinde, işçinin ölümü, emekli olması, eski kanun 1475/17 ikinci ve yeni kanun olan 4857/25-2 bendinde sayılan nedenlerden dolayı iş akdinin bildirimsiz feshedilmesi halinde ihbar tazminatı ödenmesine gerek bulunmamaktadır. 4857 sayılı iş kanunu MD-17'de. Bir işi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 2 hafta. 2 işi 6 aydan 1,5 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta. 3 işi 1,5 yıldan 3 yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta. 4 işi 3 yıldan fazla sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 8 hafta. Çalışana ihbar süresince iş arama izni ise 2 ila 4-6-8 haftalık ihbar süreleri içerisinde işveren, çalışana yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. Bu iznin süresi günde 2 saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir. İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırırsa, çalıştırdığı sürenin ücretini %100 zamlı öder. İŞYER-İNDE dinlenme süreleri. Ara dinlenmesi sürelerini yasa günlük çalışma sürelerine bağlamıştır. 4857 Kanunun MD-68, göre işçilere. 1-4 saat ve daha kısa süreli işlerde 15 dakika. 2-4 saatten fazla ve 7,5 saate kadar, 7,5 saat dahil süreli işlerde yarım saat. 3-7,5 saatten fazla süreli işlerinde 1 saat. Ara dinlenmesi verilir, bu dinlenme süreleri en az olup aralıksız verilir. Ancak bu süreler, iklim, mevsim, o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önünde tutularak sözleşmeler ile aralı olarak kullandırılabilir. 68/2 ve 3. MD. Ara dinlenmesi, bir iş yerinde işçilere aynı veya değişik saatlerde kullandırılabilir. 68/4, MD. Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz. 68, son MD. Bunun sonucu olarak ara dinlenmeleri için işveren işçiye ücret ödemek zorunda değildir. İşverenler hakkında, ara dinlenmesi ile ilgili hükümlere muhalefetleri halinde 4857 sayılı iş yasasının 104. maddesi gereğince, idari para cezası uygulanmaktadır. Kıdem tazminatı, halen yürürlükte olan 1475 MD-14'te düzenlenmiştir. Bir iş yerinde belirli bir süre çalışarak hizmet sözleşmesi sona eren işçiye veya ölümü durumunda yasal mirasçılarına, yasada sayılan durumlarda ve hizmet süresi ile ücretine göre değişen tutarda işverence ödenmesi gereken paradır. Kıdem tazminatını hak etme koşulları. A. 4857 sayılı iş yasası kapsamında, işçi, olma koşulu. B. Çalışmış olduğu iş yerinde bir yıl çalışmış olma koşulu. C. Hizmet akdinin 4857-1475 MD-14 sayılı yasada belirtilen sebeplerle sona ermesi koşulu, bu sona erme koşulları ise. A. İşveren tarafından işten çıkarılma, 4857 MD-25-2 bendi hariç, sağlık sebepleri, zorlayıcı sebepler, işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığın 17. maddedeki bildirim süresini aşması, sonucu işinden çıkarılan işçi kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır. B. İşçi tarafından haklı sebeplerle işten çıkma, işçinin 4857/24, maddesi uyarınca, sağlık sebepleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri, zorlayıcı sebepler ile işinden ayrılan işçi kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır. Ancak işçi bu durumda sadece kıdem tazminatını isteyebilirken, ihbar tazminatı isteyemez. C. Askere gitme, askerlik hizmeti dolayısıyla iş sözleşmesinin sona ermesi sonucu hak eder. Ancak işten ayrıldığının belli edilmesi için askerlik şubesinden alınmış belgenin işverene verilmesi gerekir. D. Emekli olması durumunda, bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla iş sözleşmesinin sona ermesiyle işçi kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır.
Emekli olmadan işten çıkma, 506 sayılı kanunca öngörülen geçici madde, 81c, sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak, 15 yıl 3600 gün şartı da dahil kendi isteği ile işinden ayrılan işçi kıdem tazminatı hakkı kazanır. Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yazı alması zorunludur. F. Kadın işçinin evlenmesi, kadının evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile iş sözleşmesini sona erdirmesi durumunda kıdem tazminatını alabilecek hakkı kazanır. Çok önemli evlenen kadın evlilik cüzdanını işverene göstererek tazminata hak eder. G. Ölüm çalışanın vefatı, işçinin vefatı halinde hak edilmiş tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir, vefat sonrası ölen işçinin mirasçılarına yetkili mahkemeden alacakları ölüm ilamı, veraset ilamı ile işverene başvurdukları anda işçinin hak ettiği kıdem tazminatı miktarı ödenir.